Arkadaşlar, ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev bu gecede ölmedik. Bütün bombalamalara rağmen hala ayaktayız. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Odessa'da bombalanıyor. Üstelik sivil yerleşim alanları ve şehirlerin rastgele bombalanması çarın yeni politikasıdır. Bu sayede şehirler boşaltılıyor ve askerler rahatça şehre giriyor. Bugün yapılmak istenen de tam olarak bu. Hani Hazreti Ali demiş ya, bir zulmü engellemiyorsan en azından duyurun. Şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum çünkü özgür insanların sesinin çarın silahlarından daha güçlü olacağına ve onu bastıracağına inancımı korumaya çalışıyorum. Gerçekten de şerefli Türk halkından sizlerden gelen açıklamalar, iyi niyet temennileri ve mesajlarınız o kadar güç veriyor ki anlatamam. Keşke dünyayı Hitlerler, Leninler, Çarlar değil de biz fakir halklar yönetseydik. Her şeye rağmen Çar'ın medyasının dezenformasyonuna inanmayın. Kabul ediyorum arada çok büyük güç ve askeri fark var. Boş umutlar da vermek istemiyorum ama Ukrayna ordusu ve halkı bütün cephelerde direniyor. Bizim gücümüz silahlarımızdan değil, haklılığımızdan geliyor. Haklıysak güçlüsün demişler ya, o hesap. Son olarak medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çar'ı çocukları, kadınları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize gelmeden bir ses verin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, biraz önce izlediğiniz bir video vardı. Video Ukrayna'dan haberci bir arkadaşımızdan alıntıdır. Kendisinden de gerekli izni aldım. Arkadaşlar, Ukrayna'da yapılan soykırımdır. Yani savaş bir soykırımdır. Rusya'nın hakkı var mı yok mu diyeceksiniz, hakkı yok. Çünkü savaşta olan şeyler bellidir. Hani ben tamam normalde eğlenceli videolar yaparım ama bu savaş başlı başına soykırım. Niye soykırım diyeceksiniz. Savaşta ölen çocukları düşünün. Yani sadece şey geçin. Hani normal insanı geçin. Çocuklar ölüyor ya. Bu kolay bir şey mi? Sizce kolay mı diyeyim? Hani bizim için zor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye için tabii ki kolay gibi gelebilir. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz savaş pek olmadığı için Türkiye için kolay olabilir. Ama şöyle bir şey var. Oradaki çocukları, hadi oradaki çocukları da geçtim. Türkiye'de savaş oldu. Kendi çocuklarınızı düşünün bir de. Kendi çocuklarınızı ne yapardınız? Hani bazı andavallar diyeyim. Açık ve net söylüyorum. Bazı andavallar çıkmışlar. Diyorlar ki Rusya'daki kadınlar gelsin biz burada bakarız. Lan gavat. Lan şerefsiz. Senin evde anan baban yok mu? Senin bacın kardeşin yok mu? Yani böyle bir şey nasıl diyorsun sen? Oradaki kadınlar gelsin biz bakarız. Ben bir erkek olarak utanıyorum ya. Ben bir erkek olarak utanıyorum. Orada millet canının derdine düşmüş. Millet aç, soğukta, kış gününde. Ya Ukrayna'daki soğuğu burayla karşılaştırmayın. Buranın soğuğu diyoruz ya. Ukrayna devamlı soğuk. Yani oradaki insanların halini düşünün biraz da ya. Yani siz diyorsunuz ki kadınları gelsin bakarız. Yaşlısı gelsin, çocuğu gelsin. Bakın ben yaşlısına çocuğuna bir şey demiyorum, gelsin. Ki gelecekler de. Çünkü yaşlı insan ne yapabilir? Hasta olan insan ne yapabilir? Biraz da bunları düşünün. Hani tamam siz diyorsunuz ki Ukrayna'daki kadınlar gelsin biz burada onlara bakarız. Ulan bunu nasıl diyebiliyorsunuz ya? Ukrayna'dan gelecek olan varsa yaşlısı gelir, çocuğu gelir.
Bunların gelmesi şart. Ben devamlı takip ediyorum TikTok'tan, YouTube'dan veya başka platformlardan devamlı takip ediyorum. Orada gazeteci arkadaşlar her gün şu haberi geçiyor. Belki bu son görüşmemiz olabilir. Kiev'e kadar yaklaşmışlar. Kiev bombalanmaya çalışılıyor. Putin çıkmış oradan NATO'ya kafa tutuyor. Bizim milletimizin gençleri de Andavallar, Gavatlar da çıkmış diyor ki Ukraynalı kadınlar gelsin biz bakarız. Ulan sen önce kendi ayağına bir don al. Ondan sonra başkasının karısına kızına bakmaya çalış. Ben 34 yaşında adamım. Ben bu kelimeleri konuşamıyorum. Ben ne diyorum? Oradaki hasta, yaşlı, çocuk gelsin. Ben sadece kadını demiyorum bakın. Oradaki yaşlılar gelsin ki orada yaşlı ne yapabilecek? 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında insanlar var, ne yapabilecek? Bakın Ukrayna Devlet Başkanı'na bakın ya. Adam çatır çatır çıktı. Ben dedi ülkemden çekinmiyorum, gitmiyorum bir yere. Bunu diyebilen bir devlet başkanı var orada. Bizimkiler ne yaptı? 15 Temmuz gününde hepsi saklandı gitti. Yani bazı şeyleri düşünün arkadaşlar. Bunları sadece ben tamam eğlenceli videoda çekiyor olabilirim. Ki TikTok'ta eğlenceli video çekiyorum, çekmiyor değilim. Ama çıkıp da TikTok gibi yerlerde veya YouTube gibi yerlerde Ukraynalılar gelsin, onlar bizim, biz onlara bakarız. Sen önce kendine bir bak ya. Adamlar orada canın derdine düşmüş. Harkov bombalanmış. Bazı bölgeler bombalanmış. Sen tutup lanet okuyacaksın ha. Sen tutmuşsun diyorsun ki oradaki kadınlar gelsin. Sana yazıklar olsun. Sen git. Başka ülkede yaşa. Türk vatandaşı değilsin çünkü sen. Savaşın dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz arkadaş. Olmaz ya. Oradaki insanlar ölüyor ya, ölüyor. Sen gittin Suriye'dekileri getirdin. Git oradaki insanlara da yardım et. Oradaki insanları da getir buraya. Oradaki insanların canı can değil mi? Onlarınki de can. Afganistan'dan geldiler. Afganistan'dan kaçarak geldiler. Onların canı can. Biraz da düşünün ya. Ukrayna'da insanlar ölmesin ya. Ölmesini istemiyoruz. Ölmesini istiyorsanız gidin kendinizi dağdan aşağı atın. Köprüden atın. Madem insanın ölmesini istiyorsunuz, alın silahı başınıza dayayın, çekin tetiği. Siz diyorsunuz ya, Ukraynalı kadınlara bakarız, gelsinler. Ben de diyorum ki, Ukrayna'daki yaşlı, erkek, kadın, çocuk gelsinler. Ben bunu söylüyorum. Ben demiyorum ki sadece kadınları gelsin. Oradaki çocukların canı canı değil mi? Can. Ama siz bunu anlamıyorsunuz. Bunu anlatamıyorsunuz. Oradaki çocuklar aç, soğuk. Girdikleri yerleri gördüm. Girdikleri yeri siz gördünüz mü? Otoparkta yatmaya çalışıyorlar. O soğuk duvarların arasında yatmaya çalışıyorlar. Sen buradan sıcacık evinden ahkam kesiyorsun. Diyorsun ki, oradaki kadınlar gelsin. Ben de diyorum ki oradaki kadın, erkek, çocuk, yaşlıları gelsin. Gençleri niye gelmeye çalışmıyor? Niye kaçmaya çalışmıyorlar? Çünkü onlar biliyor. Ülke için yapacaklarını biliyor. Biz şu an savaş çıksa,
veya bir şey olsa, bir saldırı olsa biz de hemen katılırız. Katılmayacağım diyen varsa da yalan söylüyordur. Ben bu yaşımda, bu halimle yüzümü hepiniz görüyorsunuz. Ben yüzümü saklamıyorum. Benim yüzüm yaralı, sırtım kırık, hiç umurumda değil. Ben bu halimle devlet bir anı desin ki ere ihtiyacımız var, askere ihtiyacımız var, savaşa gideceksin, bu halimle giderim. Ama siz sağlam halinizde bile değil savaşa gitmeyi, bakkala ekmek almaya gitmezsiniz. İnternetten yazarsınız ekmek ayağınıza gelir. Niye? Çünkü üşengeçsiniz. Ben kalkar buradan giderim, alırım, gelirim. Ama siz onu yapamazsınız. Gider iPhone 13'e, iPhone 14'e, şu an iPhone 14 çıkmadı. iPhone 13'e gidersiniz, 28 bin lira, 30 bin lira para verirsiniz. Niye? Evet, en son model telefonum olsun. Önce ayağına giyecek donun olsun. Ben bak dandik telefonla, hiçbir özelliği olmayan telefonla oturup size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Benim bir kameram yok. Bir görselim yok. Sadece gördüğünüz bu. Ama siz gösteriş olsun diye, kızlara hava atacağım diye gidip en pahalı telefon alırsınız. En pahalı yerde yemek yemeye çalışırsınız. En pahalılarını Nusret'e gidip yemek yemeye çalışırsınız ama size bir muhtaç gelse, tövbe haşa huzurdan, Hızır gelse, sizden bir lokma ekmek istese, kışkışlarsınız, kovalarsınız. Ha şu an belki bilmiyorum. Bu videoyu izlediğiniz zaman ne düşünürsünüz benim hakkımda, ne dersiniz? Umurumda da değil. İsterseniz küfredin, hakaret edin. Benim umurumda olmaz. Ben şu an bunu çektiysem, bu kadar açık ve net konuşabiliyorsam, ben bunda haklılık görürüm. Siz şimdi belki bu videonun belki 10 saniyesini, belki 15 saniyesini izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu çekerim. Açık açık söylerim. Herkesi de karşıma alırım. Hiç sorun değil. Ben diyorum ki üstüne basa basa savaş kararı suçtur arkadaş. Savaş kararı suçtur. Oradaki masum çocuğun kanının dökülmesi suçtur. Masum çocuğun kanı dökülmesin ya. Ben sizden bunu istiyorum ya. Ben sizden çok bir şey istemiyorum. Masum çocuğun kanı dökülüyor. Millet soğukta oturuyor. Şimdi diyeceksiniz ki sen bu kadar konuşuyorsun. Ne bok biliyorsun? Arkadaşlar, bilip bilmemek önemli değil. Sağ olsun İlber Hoca'nın programları var. Bir izleyin. Cahille muhabbeti kestim diye. Okumuş cahil olacağıma okumamış adam gibi adam olmayı tercih ederim. Bu sözüm okumuş cahillere gelsin. Okuyup adam oldum diyorsunuz ya. Okuyup insan oldum diyorsunuz ya. Okusanız da okumasanız da umurumda değil. Umurumda değil arkadaş. Ben ortaokul mezunu adamım. Okumadım. Ama Allah'a çok şükür elimden her iş gelir. Siz okudunuz. Adam olmaya çalışıyorsunuz. Ama elinizden hiçbir iş gelmez. Benim elimden her iş gelir. Allah'a çok şükür. Ekmek tutabiliyorum. Yiyebiliyorum. Kazanıyorum. Harcıyorum. Siz ananızın babanızın sırtından kazanıyorsunuz. Kendi kazandığınız hiçbir şey yok. Ne diyeyim artık? Hani helallik istemiyorum. Bakın tekrar diyorum. Yorumlarda gerekirse hakaret edin. Sevmeyin. Umurumda değil. Ben sadece bir kişi için konuşmuyorum. 85 milyon için konuşuyorum.
Ben bir başıma 85 milyonun adına konuşuyorum. Ukrayna'dakilere kardeşim demiyorum bakın. Ukrayna'dakilere kardeşim demiyorum. Din kardeşim de demiyorum. Oradaki yapılan zulme karşılık vermeye çalışıyorum. Çünkü oradaki bir zulüm. Başka bir şey değil. Zulmü destekleyecek varsa desteklesin. Ama zulme hayır diyecek varsa benim gibi bir başına zulme hayır diyebilecek varsa gelsin buyursun yorumunu da yapsın. Diyorum bakın tekrar diyorum. Yorumla hakaret de edebilirsiniz bana. Umursamam, kale almam. Ama yapabiliyorsanız, cesaretiniz varsa benim gibi çıkın deyin ki Ukrayna'daki yaşlılar, çocuklar kalksın gelsin. Destek olalım. Siz bunu diyorsanız adamsınız ama bunu demiyorsunuz, siz adam adam değilsiniz.